şu an Çeşme'den Sakız'a geçiyoruz. Geçerken de Tur Yol'un gemisini, yani Tur Yol ajantasıyla geçiyoruz şu an. Bu şekilde yolcu katı. Aşağıda arabaların olduğu alan da mevcut. Hatta motokaravan da gördük. Dönüşte çekme karavanla fiyatını da soracağım. Eğer gidebiliyorsak çekme karavanımızla, belki çekme karavanla da gideriz. Bugün zorlu bir mücadelemiz oldu. Sabah feribotu kaçırdık. Şimdi akşam feribotuna geldik. Onun için de geç kaldığımızı söyledim. Aslında geç kalmamıştık. Biraz azarlandık Tur Yol çalışanları tarafından. Neyse ki şu anda gemideyiz. Burası 3 kişilik odamız. Çok güzel. Deniz manzaramız bile var. Böyle. Merkeze çok yakın yürüyüş mesafesinde. Şimdi çıkıp şu öndeki yoldan merkeze doğru gidip yemek yiyeceğiz. Otel gayet güzel. 4 yıldızlı. Halacım buldu. Tuğçe abi. Bir de göstereyim. Gayet güzel. Şimdi otelden çıktık. Tur Yol'un olduğu yere gidiyoruz. Oradan bugün ada turuna katılacağız. Güney ada turunu satın aldık. Ada gezisi yapacağız. Burası böyle bir sahil adası gibi. Şu en uçta gördüğünüz kaldığımız otel. Oradan böyle bu sahili yürüdük. Ve şuradaki güzel bir kafeye geldik. Adı Viento'ymuş. Garson Türk. Garson Türk değil, pardon, Türkçe biliyor. Ve çok güzel konuşuyor. Orada bir soğuk frappe içeceğiz. Bugün Güneyada turuna katılıyoruz. Biz Tur Yol'la geldik. Tur Yol'un ajantası da hemen şu arkada kalıyor. Yeni şey yanaştı, gemi yanaştı. Yaklaşık 300 kişi varmış tura katılacak. Onları bekliyoruz. Normalde 11.30'daydı. Bize 12'ye doğru gelin dediler. O yüzden biz de burada kahve içelim dedik. Sonra Güneyada turuna katılacağız. Ada turu için de 20 euro ödedik. Bugün bakalım güzel bir gün olacak inşallah. Şu şekilde kahve içtiğimiz yerde çok tatlı. Tam Yunanistan. Mavi beyaz. Karşısı Tur Yol. Oraya geldik. Şimdi otobüse bindik. Ve Güneyada turuna başlayacağız. Her yere. Dağlık bir ada zaten. Kuzeye çıkıldıkça da bu şeyi, yapıyı görüyorsunuz. Zaten akşam Kuzeyada turuna katılan misafirlerimiz yine görecekler bu yapıları. Şu anda Kuzeyada turuna dahil olan yer değirmenlerine geldik. Aslında bu turumuzun kapsamında değil ama gemiyi beklerken bizleri bekletmemek adına bizi buraya getirdiler. Şimdi tekrar buradan bizi aldıkları yere döneceğiz ve kalan misafirleri alıp Güneyada turuna başlayacağız. Yel değirmenleri arkadaki deri fabrikasına su taşımak için yapılmış bir yapıymış. Sakız ağaçlarını sadece güneyde göreceğiz. Şimdi otobüsümüz Burtados bölgesinden dönüp merkeze geri dönecek. Ama bu hattı görmeniz güzel çünkü bu bölge Burtados dediğimiz biraz daha varlıklı ailelerin oturduğu bir bölgedir. Ve bu bölgede de daha böyle artık iyice kuzeye çıkılıyor. Bakın zaten dağları görüyorsunuz. Hiç bu dağların kenarından yol yok bakın. Hep içerilerden gider.
biliyoruz. Onu da size de eklemiş olduk çünkü önemli bir bilgi. Sakız'la alakası yok. Poseidon'un oğlu Hios'u doğduğu adam olduğu için Türkçe böyle işlemiş. Hios. Hios da diyorlar. Hios da diyorlar ama doğrusu Hios. Heyle. Şimdi biz bugün bu ana erkenden geçtikten sonra dediğim gibi programımız güneye hızlı. Ama buraya gelmeden size arayı böyle bir yargılayan gözlerle bakmak öğrenmek lazım. Lazım. Aynı şeyi yedi. Bizim Allah'ım çok güzel. Böyle bir güzel. Çok güzel. Şimdi Pirgi köyüne geldik. Mesa köyünden yaklaşık arabayla 10 dakika sonra buraya ulaştık. Çok güzel. Bu işlemeler sadece Pirgi köyüne hasmış. İstemde salep çıkarılamıyor yani. Evet. Buyurun. Seneye biz o vakitte gelelim de. Aynen. Onun replikası. Ne yapıyoruz? Buyurun aşağı doğru devam edelim. Onlara da anlatın. Hayrat mesela çeşme. Böyle yapıyorlar. Şimdi volkanik olarak oluşmuş olan bir plaja geldik. Mavra diye geçiyor. Aslında uzun bir adı var da şu an Mavra diye hatırlıyorum. İnanılmaz güzel gözüküyor. Böyle volkanik taşlar var. Birazdan yakından da çekerim. Halk plajı. Buraya gelirken girişte restoranlar var. O restoranlardan al götür gibi patates kızartması, kalamar kızartması sipariş verdik. Ondan aldık. Burada da bir market var. Buradan da biramızı aldık. Cips vesaire onlar da var. Böyle çok keyifli, çok güzel bir yer. Ve her yer inanılmaz temiz. Soyunma kabinleri de mevcut. Biz gelirken mayalarımızı giymemiştik. Şimdi bu soyunma kabinlerini de üstümüzü değiştireceğiz. Bu şekilde. Şimdi otelden çıktık. Merkeze doğru gidiyoruz. Birazcık çarşı pazar gezelim dedik. Saat 2.30'da kapanıyormuş öğlen. Sonra 6 ile 9.30 arasında tekrar açılıyormuş. Pazar günleri de genel olarak kapalıymış. Evet.
akşam yemeğe buraya geldik. Yarıştım, sen de iki tane mi istiyorsun? Evet, iki tane. Senem, mesela benim sesim çıktı şimdi şeyde. Bunu nasıl yapıyorsun sen? Ha, kesiyor Ahmetcan. Ne kullanıyor? Kesiyor, biçiyor. Apple'ın şeyini kullanıyor. Unutuyorum ne olduğunu da. Dur. Bak, Sibel gördün mü? Uzun olarak bunu söyledik. Dün içtiğimiz daha sertiydi. Bunun alkol oranı %40. Dün içtiğimizin %46'ydı. Ve bu 6 euro. Roka salatası söyledik ama bu farklı bir rokaymış. Böyle bebek roka gibi. Bu peynir topları. Bu da buranın lokal peyniriymiş. Burç abim serviste. Ben de yiyorum. Yiyiciler. Kabak kızartma. Çok iyi. Peki dün yediğimiz yer mi yoksa bugün yediğimiz yer mi? Yani daha tecrübe edeceğiz. Bir ana yemekler gelsin, bunları görelim. Hayır, kabak kızartma da. Kızartma. Dünkü farklıydı. Dünkü enteresandı. Form olarak sosu yanında servis edilmişti. Bu sefer yok mu, bir ayıp bence. Olması lazım. Hatta isteyeceğim bakalım varsa. Dün yediğimiz böyle patates gibi incecikti. Yanında sos da gelmişti. Bu öyle değil. Ama bu da güzel, çıtır çıtır. Daha sosu yok. Soslu midye söyledik. Bu porsiyon 9.80 euro. Bir de kızartılmış karides söyledik. Bu da 6.90. Çok lezzetli gözüküyor. Seni seviyorum biraz Yunan. Yunanca yazdık ama beklersin. Bu restoranda da ikram olarak tatlı geldi. Bir de yanında sakız likörü geldi. Şimdi Glaroy diye bir beach'e geldik. Buraya taksiyle geldik. Taksi bizi otelden aldı. Buraya kadar getirdi. Yaklaşık 18 dakika sürdü ve 15 euro ödedik. Yani deniz muhteşem, ötesi gözüküyor. Denizin rengi aynen böyle. Çok güzel. Bakalım beach'te ne kadar vereceğiz. Muhtemelen şezlonglar ücretsizdir. Yediğimiz, içtiğimiz de öderiz. Genel olarak Yunanistan'da beach'ler bu şekilde oluyor. Burç abim denize giriyor. Deniz çok güzel. Ne soğuk ne sıcak. Böyle masmavi, çok berrak. Şezlong var burada. Şezlonglarda kişi başı 1,5 euro verdik. Yanında da su veriyorlar. Sonra yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Patates kızartması, sandviçler, işte bira, kahve vesaire her şey var. Su çok güzel. 18 vapuruyla Çeşme'ye geri dönüyoruz. Çok güzeldi. Yine görüşürüz Sakız Adası. Ve bineceğimiz gemi mi diyeyim, tekne mi diyeyim. Tur yolla gelmiştik. Tur yola dönüyoruz.